hoş geldiniz ATV ekranlarına, kahvaltı haberlerine. Bayramın 3. sabahına uyandık. Dilerim sağlığınız, saatiniz yerindedir, keyfiniz iyidir, her şey yolundadır. Artık 3. güne geldik. Tabii 3. günde dönmek isteyenler, 3. günü evde geçirmek isteyenler de var. Onların trafikte yarattığı yoğunluğun görüntüleriyle başlayacağız. Bayramın son gününü evlerinde geçirmek isteyen binlerce kişi gittikleri noktalardan artık dönüş yoluna geçti. Ekranlarınıza gelen görüntüler gece saatlerinde 43 ilin geçiş güzergahı olan ve kritik kavşak olarak da nitelendirilen Kırıkkale'den. Bölgede akşam saatleri itibariyle trafik yoğunluğu oldukça arttı. Ankara-Samsun karayolunda trafik birkaç saat içinde yoğunlaştı. Kırıkkale-Kayseri karayolundaysa trafik yoğunluğu nispeten daha azdı. İl emniyetine bağlı trafik ekipleri trafik akışının rahatlaması için kavşaklarda önlemlerini arttırdı. Trafikteki yoğunluğun bugün de artarak sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın ikinci gününde anlamlı bir etkinliğe katıldı. Suriyelilerin dönüşü için AFAD koordinasyonunda İdlib'de inşa edilen briket evler Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle sahiplerine teslim edildi. 2016'dan bu yana Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelere 500 bin Suriyelinin geri döndüğünü açıkladı Cumhurbaşkanı. Şimdi de 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşü için düğmeye basıldığını duyurdu. Güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Suriyelilerin gönüllü dönüşü için çalışmalar hızlandı. Yeni projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bu projeyi sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı bu projenin içinde yer alacaktır. Erdoğan kritik açıklamayı İdlib'e yapılan briket evlerin anahtar teslim töreninde yaptı. İnşası biten evlere şu ana kadar 50 bin aile yerleştirildi. Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız. Yaşanan trajedilere sessiz kalan Batı'ya da mesajları vardı. Batılıların sergiledikleri ırkçı, ayrımcı, bencil, riyakar tutumu yüzlerine vuruyoruz. Mazlumlara bakarken biz sadece insan gördük, görüyoruz. Hiç kimsenin teninin, saçının, gözünün rengine, inancına, konuştuğu dile bakmadık, bakmıyoruz. Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi durumundayız. Erdoğan konuşmasını mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz sözleriyle noktaladı. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 6 milyon insana ulaşan yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Velhasıl tüm mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanının bayramda diplomasi trafiği de hız kesmedi. Aralarında Azerbaycan, İran, İsrail'in de bulunduğu 15 ülkenin lideriyle ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sıradaysa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin var. Siyasette gelenek bozulmadı. Genel merkezlerde bayramlaşma hareketliliği vardı. Cumhur İttifakı'nın bayramlaşmasında gündem 2023 seçimleriydi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti HDP ile bayramlaşmazken HDP daha önceki bayramlarda olduğu gibi sadece CHP'nin görüşme listesinde vardı. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar. Siyasette sert tartışmalara bayram molası verildi. Maskesiz mesafesiz ilk bayramda çaylar, çikolatalar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. AK Parti'de bayramlaşma CHP ile başladı, MHP ile devam etti. Cumhur İttifakı'nın bayramlaşmasına 2023 seçimleri damgasını vurdu. Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinde
güzel sonuçlar olacak. AK Parti heyeti CHP'nin ardından İyi Parti Genel Merkezi'ne bağlandı. Böyle bir haber de gördüm. Yani İyi Parti AK Parti ile görüşmek istemiyor yüz yüze falan diye. Dedim ya bu sosyal medya. Bu sosyal medya. İnşallah çok daha güzel bayramlarda bir arada oluruz. Cumhur İttifakı video konferansla muhalefetse yüz yüze bayramlaştı. İyi bayramlar efendim. Hoş geldiniz. AK Parti, MHP ve İyi Parti HDP ile bayramlaşmadı. MHP İyi Parti'yi de bayramlaşma listesine almadı. HDP ile görüşen tek parti CHP oldu. Perspektiflerimizin çok benzer olduğunu düşünüyorum. MHP ile CHP'nin bayramlaşmasında ise konu futboldu. Trabzonspor camiasında tebrik ediyorum. Bayramda da elbette gözümüz kulağımız terör tehdidinin sürdüğü ve Mehmetçiğin aralıksız mücadele ettiği bölgelerde. Milli Savunma Bakanlığı bir klip yayınladı. O klipte vatan savunmasını bayramda da bir an olsun bırakmayan askerlerimizin nöbet yerlerinden sevdiklerine, ailelerine gönderdikleri mesajlar var. En can alıcı kısmı sonu. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel notuyla bitiyor. Afrin'den Libya'ya, burası Libya. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nden, burası Barış Pınarı Harekat Bölgesi. Yavru vatana, burası Kıbrıs. Konya, Ağrı, Yüksekova, Somali ve daha birçok farklı coğrafyada vatan için nöbet tutan Mehmetçik bayramı bu kez özel bir mesajla kutladı. Üste mavi gök çökse, altta yaz gerdenirse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Biz görevdeyiz. Biz görevdeyiz. İyi bayramlar! Bayramınız kutlu olsun! Milli Savunma Bakanlığı Ramazan Bayramı için bir video klip yayınladı. Can bedendeyse biz göklerdeyiz. Can bedendeyse biz nöbetteyiz. Can bedendeyse biz görevdeyiz. Verilen kararlılık mesajlarının dışında yerli silah ve teçhizatlara da yer verildi. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel notuyla paylaşılan klip sosyal medyada beğeni rekorları kırdı. Can bedendeyse biz görevdeyiz. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel. Dualarımız, kalplerimiz hep onlarla. Bayramın ikinci gününde de hem sınır ötesi hem de yurt içinde operasyonlar sürdü. İran kuzeyinde devam eden Pençekilit Harekatı'nda saldırı hazırlığındaki iki terörist daha öldürüldü. Operasyonun çarpıcı görüntülerini de Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. İnerde girildi, giriliyor, başlarına yıkıldı, yıkılıyor. Komandolar karadan, F-16'lar havadan. Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. İşte bu da o anlara ait yeni bir kayıt. Güvenlik güçleri bayramın ikinci gününde hem sınır ötesi hem de yurt içinde operasyondaydı. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda saldırı hazırlığındaki iki terörist takıldı kameralara. İki teröristin öldürüldüğü o anları Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Operasyonda öldürülen terörist sayısı 63'e yükseldi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerde ciddi bir ürkme var, ciddi bir korku var, ciddi bir endişe var. Operasyonların sürdüğü bir diğer bölgede Suriye'nin kuzeyi. Geçen gün 19 teröristin öldürüldüğü Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde saldırı hazırlığındaki 3 terörist de aynı kaderi paylaştı. Rusya-Ukrayna Savaşı dünya gündeminin ilk sırasındaki yerini koruyor. Rusya lideri Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü. Putin, Macron üzerinden Batı'yı uyardı. Ukrayna'ya silah yardımının durdurulmasını istedi. Rusya'nın diyalog kanallarını açık tuttuğunu da söyledi. Ukrayna'yı ise tutarsızlıkla suçluyor Putin. Rus lider Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü. Macron üzerinden Batı'yı uyardı. Ukrayna'ya silah desteğinin kesilmesini istedi. Ukrayna'daki durum ve küresel gıda krizinin ele alındığı görüşmeye ilişkin ilk açıklama Elize Sarayı'ndan geldi. Açıklamaya göre Macron, ateşkes çağrısını yineledi. Donbas ve Mariupol'deki durumdan duyulan endişeyi dile getirdi. Kremlin'den de görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Putin, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin
Ukrayna'nın işlediği savaş suçlarını görmezden geldiğini öne sürdü. Batı'nın Ukrayna'ya silah desteğine son vererek vahşete son vermesi gerektiğini belirtti. Putin, Rus tarafının diyaloğa hala açık olduğunu söyledi. Rus lider Ukrayna'yı ise tutarsızlıkla suçladı. Ciddi çalışmalar için hazır değiller dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Ukrayna parlamentosuna hitap etti. You have exploded the myth of Putin's invincibility. And you've written one of the most glorious chapters in military history and in the life of your country. Rusya'nın 2014'teki Kırım işgali karşısında Batı'nın tutumunu eleştiren Johnson, aynı hatayı tekrar yapamayız diye konuştu. İngiliz Başbakan'ın konuşmasını ayakta alkışlayan Zelenski ise dünya liderlerine Rusya'ya yönelik enerji ambargosu çağrısında bulundu. Sahada ise hareketlilik vardı. Lviv kentinde üst üste patlamalar meydana geldi. Rus ordusu düzenlediği füze saldırısında iki elektrik trafo merkezini hedef aldı. Donetsk'te ise Rusya'nın vurduğu bir kömür fabrikasında 10 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı. Pakistan Ramazan bayramını diğer ülkelerden bir gün sonra kutlamaya başladı. On binler bayram namazında bir aradaydı. Bu Ramazan bayramında Çin yönetiminin geri adım atmasıyla Doğu Türkistan'daki 6 yıllık hasret de sona erdi. Binlerce Uygur Türk'ü bayram namazını camide kılabildi. Pakistan Ramazan bayramını bir gün geç kutladı. On binlerce kişi bayram namazında bir araya geldi. Karaçi'deki namazgah meydanı tıklım tıklım doluydu. Huşu içinde kılındı namaz. Sonrasında ise bayramlaşma vardı. Doğu Türkistan'da ise büyük coşku vardı. Çünkü uluslararası baskı sonuç verdi, Çin yönetimi bu yıl yasakları esnetti. Müslümanlar 6 yıl aradan sonra bayram namazında buluştu. Uygur Türkleri namaz sonrası cami önünde sema gösterisi yaptı. Bu görüntüde İngiltere'den, Championship ekiplerinden Blackburn Rovers stadının kapılarını bayram namazı için Müslümanlara açtı. Yaklaşık 1000 kişi namazı Ewood Park stadının çimleri üzerinde kıldı. Gazetelere bakarak devam edelim. Bakalım yaşananlar gazetelerin ilk sayfalarına, manşetlerine nasıl yansıyor? Açılışta verdiğimiz haber bugün sabah gazetesinin manşetinde 1 milyon Suriyeli için dönüş planını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İdlib'de biriket evlerin teslim törenindeki mesajlarında 500 bin Suriyeli geri döndü. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü dönüşünü sağlayacak proje hazırlıyoruz dedi. Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez dedi Cumhurbaşkanı. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru da yürümez dedi. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak insanlık borcumuzdur. Türkiye'nin bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüşü yapmıştır. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin de hazırlıkları içindeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün video konferansta katıldığı o teslim töreninde. Sabah gazetesinden başka hangi haberler aktarabiliriz size? Sevgilisini darp eden ünlü futbolcuya ceza, bu haberde bugün tüm gazetelerin ilk sayfasında yerini bulmuş. Fenerbahçeli futbolcunun kız arkadaşına uyguladığı şiddet. Berisha, sevgilisi Vesa Vlasiu'yu darp ettiği ve eşyalarına el koyduğu gerekçesiyle davalık oluyor. Mahkeme futbolcunun 2 ay süreyle sevgilisinin bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına karar veriyor. Bir de Sabah gazetesinden 47 torunlu çiftin nikah tazelediği haberini de aktaralım. 10 çocukları varmış ve 75. yıl dönümünde evliliklerinin nikah tazelemeye karar vermişler. Ordulu o çift. Ordulu Hamdiye Akyol ve Mehmet Akyol. Biri 87, biri 88 yaşında. Evliliklerinin 75. yıl dönümünde çocuklarının sürpriziyle nikah tazeledi. 10 çocuk ve 47 torunu olan Akyol çiftinin heyecanı davetleri gülümsetti. Pasta kestiler, dans ettiler. Devam edelim gazetelere bakmaya. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde manşette bir skandal var. SİDE'de.
gerçekleşen bir skandal. Side Antik Kenti'nin yanı başında bir bar açılışı yapılıyor ve o esnada açılışa gelenler 1900 yıllık Athena Tapınağı'nın kazı alanına kırmızı halı serilerek ağırlanıyorlar. İl Kültür ve Turizm Müdürü suç duyurusunda bulunuyor. İşte o geceden çekilmiş bir fotoğraf da kare içinde gösterilmiş. Bu bar Athena Tapınağı kazı alanının bitişindeki özel mülkte, önceden restoran olarak işletilen bir alana açılıyor. Ama barı açanlar giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntıları kullanıyorlar. Eserleri koruyan ahşap korkulukları kaldırıyorlar ve turistlerin gezdiği alanları demir levhalarla kapatıyorlar. Kazılarda görev alan bir uzman, koca yapıyı pavyon gibi düzenlemişler diyor. Side Müze Müdürü de Özay Özgür, yapılan şey usulsüz, buna izin vermeyeceğiz tepkisini gösteriyor. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Can Demir Zoroğlu, yaşanan skandal üzerine harekete geçerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Onu da aktarmış olalım. Bir de elektrikli araçlarla ilgili bir haber verelim. Bugünlerde çok popüler, dünya genelinde yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Önümüzdeki yıllarda sadece elektrikli araçlar olacak. Hem tabii ki evrenin iyiliği için de. Peki maliyeti nedir? Yani bugün tabii benzinle mukayese ettiğinizde çok daha uygun bir maliyeti olduğunu görebiliyorsunuz yakıtın, yani elektriğin. Son dönemde elektrikli araç satışları da artıyor. Biz bu araçları evden veya iş yerinden şarj etmenin aylık maliyetini hesapladık diyor Hürriyet gazetesi. Rakamlara yer vermiş. Örneğin ayda 2000 kilometre yol yapan bir elektrikli otomobilinin aylık enerji gideri evden şarj edildiğinde 756 lira. Aynı aracı iş yerinden şarj ettiğinizde maliyet 1096 liraya çıkıyor. Benzinli bir otomobilin aylık yakıt gideri ise 3660 lira. Bir de göğüs estetiğinde sesini kaybetti haberi ilginç, Hürriyet gazetesinden onu da aktarayım. Oyuncu Lila Gürmen göğüs estetiği oluyor ve sonrasında ses tellerinin de hasar gördüğünü iddia ediyor ve 50 bin liralık tazminat davası açmış. Çok sık duyduğumuz bir haber değil. Hakikaten estetik amaçlı yapılan bu göğüs ameliyatı acaba ses tellerini etkilemiş olabilir mi? İşte bu haberin detayları da Hürriyet gazetesinde paylaşılmış. Hızlıca bir de Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesinde de burada okuyan öğrencilerin Türkiye'ye dair görüşleri var. Türkiye'yi çok sevdiklerini söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Fas'a, Ukrayna'dan Ruanda'ya 198 ülkeden yaklaşık 255 bin yabancı öğrenciyi ağırlıyoruz ve burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorlar. Türkiye'deki üniversitelerde yabancı öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor. 2013'te 48 binmiş. Sayı bugün 255 bine yükselmiş. Kimi arkadaşı burada okuyor diye, kimi ise eğitimde başarısı nedeniyle Türkiye'yi tercih ediyor. Yurt dışından gelen öğrenciler için başta YÖK olmak üzere birçok kurum burs ve destek de sunuyor. İşte bu öğrencilerle Türkiye'deki yaşantıları ve tercih nedenleri hakkında sohbet etmiş Milliyet gazetesi. İstanbul'un yanı sıra Edirne, Tekirdağ, Düzce gibi farklı şehirlerde de okuyan öğrenciler Türkiye'yi çok seviyor. İlk yılları olanlar dahi Türkçe'yi akıcı şekilde konuşuyor. Birçoğu da mezun olunca burada yaşamayı düşünüyor. Hep beraber bir fotoğrafta çektirmişler, paylaşılıyor bugün manşetten. Bir de el ele bayram haberini aktaralım bu fotoğrafla birlikte Milliyet gazetesinden. Türkiye'de el ve parmak protezi ihtiyacı duyan, özellikle çocuklara yönelik özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş mekanik ellerin ücretsiz paylaşıldığı bir platformdan söz ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllülerin ürettiği robot ellerle çocuklara işte böyle çifte bayram sevinci yaşatılıyor. Devam edelim. Diyarbakır'da gece saatlerinde bir saldırı gerçekleşti. Kurşun yağmuruna tutulan otomobildeki iki kişi bu saldırının ardından maalesef yaşamını yitirdi. Detayları da anlatalım. Olay Bağlar ilçesine bağlı Buyuransu mahallesinde meydana geldi. 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan ya da saldırganlarca tarandı. Olaydan haberdar olan sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri arasında hemen kısa sürede olay yerine ulaşmaları için iletişim sağlandı. Saldırıda yaralanan aile üyeleri hastaneye sevk edildi. Yaralılardan ikisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Bahçelievler'de bir şahıs eline aldığı cam parçasıyla park halindeki araçları çizmeye başladı. Güvenlik kameralarına yakalanan zanlı gözaltına alındı. Detayları da anlatalım. İlçeye bağlı Şirinevler mahallesinde yaşandı bu olay. Güvenlik kameralarına da yansıyor şüpheli. İzliyorsunuz bir taraftan. Eline aldığı cam parçasıyla işte böyle sokak sokak gezerek araçları çizdi. Sadece bununla da kalmadı. Bazı araçlara anlamsız kelimeler de yazdı.
Araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Tam 35 araca zarar veren zanlı karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamca serbest bırakıldı. Tüketicinin doğrudan cebini ilgilendiren ve açıkçası hepimizi ümitlendiren o haberde sıra. AK Parti'nin sebze ve meyve fiyatlarındaki aşırı yükselişi engellemek için hazırladığı yeni hal yasa teklifine göre zincir marketler meyve ve sebzeyi artık doğrudan tarladan, yani üreticisinden alamayacak. Bu da demektir ki istedikleri gibi fiyat belirleyemeyecekler. Bakın yeni sistem neleri içeriyor. 3 kilo un. Devlet bir daha... Ya keşke şunu da yapsaydık demeyecek incelikte kılı kırk yararak hazırlıklarını sürdürüyor. Günümüze göre güncelleme iyi bir adım olabilir ihtiyaç doğrultusunda. Hükümet kolları sıvadı. Market ve manavlarda meyve sebze fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Yeni hal yasasının fiyatları da doğrudan etkilemesi bekleniyor. Halde komisyoncu biliyorsunuz. %8 kanuni kar payı vardır. Onu da üreticiden alır ve fiyatı artırıcı bir şey değildir. Halde ayrıca bir de tüccar vardır ki tüccar kendi fiyatını kendi belirler. Alıcı bulduğu sürece de istediği fiyata satabilir. Hal düzenlemesinin detayları belli olmaya başladı. Yeni yasayla birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde ikinci hal açılabilecek. Yeni düzenlemeyle altyapısı zayıf olan hallerde de bir takım iyileştirmeler yapılacak. İnşallah öyle bir şey olursa çok güzel. Yeni düzenlemeyle birlikte hallerin altyapıları güçlendirilecek. Zincir marketler ürünleri de hallerden almak zorunda olacak. Eğer herkes haller olursa bu işte doğru fiyat bulunur. Bu büyük market gruplarının da halden geçmesi sağlanır. Halin bir borsa görevi görürse zannediyorum yoğunluk artar. Ayrıca hallerde ürünlerin satışında bazı muafiyetler ve teşviklerin getirilmesi de gündemde. Bunlardan en dikkat çekeni ise KDV oranlarının düşürülmesi. Zincir marketler yeni düzenleme ile birlikte artık meyve ve sebzeleri doğrudan üreticisinden alamayacak. Bunun için satış noktaları yalnızca haller olacak. Böylelikle ürünlerin fiyatları da kalitesi de kontrol altında tutulabilecek. Tabii ki bizler için de herkes için de daha gayet iyi olacak. Tüm dünyayı tedirgin eden gizli hepatit vakaları bir kez daha gündemde. Bu kez durum çok daha ciddi. Çünkü bu virüs yüzünden hayatını kaybeden çocuklar var. Covid'le bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Nasıl önlem alınabileceği de tabii. Peki bu virüs nasıl kendini gösteriyor? Çocuklarda hangi belirtileri görürsek endişelenmeli ve doktora başvurmalıyız? Bakın uzmanlar neler söylüyor. 16 ülkede 170 çocuk gizemli virüse yakalandı. Dünyada yeni bir korku başladı. Bu kez salgının adı gizemli hepatit. Üstelik çocuklarda görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü gizemli virüs nedeniyle en az 4 çocuğun vefat ettiğini duyurdu. Şu anda çocuklarda henüz evet suçlu budur denilen ismi konulmuş bir virüs yok. Sadece adenovirüs olabileceğinden şüpheleniyorlar bunun. Yapılan çalışmalarda 170 hastanın 74 tanesinde adenovirüs saptanmış. Gizemli virüs neyse ki henüz Türkiye'de görülmedi ama korkusu geldi. Çünkü yurt dışında görülen vakaların yaklaşık %10'unda ağır karaciğer iltihabı görüldü ve organ nakli gerekti. Uçuk virüsünden tutun da grip virüsüne kadar görülen virüsler nadir de olsa bugüne kadar zaten karaciğerde hepatit yapabiliyor idi. Bugünkü durumun farkı çocukların karaciğer nakline ihtiyaç gösterim oranının alıştığımızdan fazla olması. Endişelendiğimiz nokta 5 tip bilinen hepatitin dışındaki bu solunum yoluyla bulaşan virüsler böyle bir tabloya yol açmıyorlardı. İşte bu yüzden aileler tedirgin. Peki çocuklarında neleri gözlemlemeliler, nelere dikkat etmeliler? İşte gizemli hepatit virüsünün başlıca belirtileri. Karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma, ishal, halsizlik olur, yorgunluk olur, gözün akı dediğimiz kısımda bir sararma, ciltte kaşınmalar olur. Ailelerimiz şu konuda uyanık olsunlar. Normal bir çocuğumuzda karın ağrısı, ishal, ateş gibi yakınmalar olduğunda klasik çocukluk enfeksiyonlardır diye düşünüyor idiler. Bu işte ufak tefek şikayet olan çocukları doktora götürmeleri gerekecek.
Mega kentlerde hayatta kalmak zaten yeterince zor. Bir de görme engellilerin mücadele ettiği zorlukları düşünün. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz akıllı gözlük o dezavantajların neredeyse tamamını ortadan kaldırıyor. Yani görmemek artık bağımsız bir hayat yaşamaya engel değil. I'm a bit of a kid in a candy store. I love my gadgets and I love being independent. Görmez bireyler için bağımsız bir yaşam artık hayal değil. Chicken and pumpkin soup. Körlüğe çare başlığıyla manşetleri süsleyen akıllı gözlük sağladıklarıyla imkansızı başarıyor denebilir. 1541 Sprinter, Amsterdam Central. Dokunmatik yüzeyine çift tıkladığınızda çevrenize dair sıcaklık, saat, tarih ve internet gibi genel bilgileri veriyor. What Envision Glasses essentially does is just takes in all the visual information that's around you, tries to process that information and then speaks that out to the user. Aralarında Google'ın da olduğu farklı şirketler geçmişte benzer uygulamayı geliştirmenin peşine düştü aslında. İlk örneklerin ortak özelliği arama, mesajlaşma ve fotoğraf çekmeydi. Gözlüğün farkı ise etrafa telefon doğrultmak zorunda olmamanız. Then I do a one finger swipe to go through the different options in the glasses. 60 dilde el yazısını bile deşifre edip çevirebilen gözlük, görme engellilerin hem gözü hem de tercümanı. Deneyenler şehirde dolaşmanın ve çevreyi keşfetmenin çok daha kolay olduğu konusunda hemfikir. Yolunuzu bulmakta zorlandığınız anda yakınlarınızı görüntülü olarak arayıp ne yapmanız gerektiği konusunda yardım alabiliyorsunuz. Sosyal çevrenizin fotoğrafını yükleyerek onları tanımanızı sağlaması da hayatı kolaylaştıran özelliklerden en dikkat çekeni. Sistem işbirlikleri sayesinde 100 farklı banknotu da ilk görüşte tanıyabiliyor. Devrimsel buluşun fiyatı ise $3,500. Tıp dünyasından çığır açacak bir başka gelişmenin haberi var sırada. Bilim insanları bu kez insan gen haritasının tamamını çıkarmayı başardı. Bu kez diyorum çünkü daha önce de bununla ilgili çok çalışma yapıldı ama ilk defa bu kadar başarılı bir sonuç alındı. Asıl haber bunun ne işe yarayacağı tabii. Şöyle özetleyelim. Bu haritanın %100 çıkarılabilmesi demek tedavisi zor olan birçok hastalığa da çare bulunması anlamına geliyor. İnsan hastalıklarının tümüne bence bir ışık olacak. Bilim insanları yaklaşık 8 milyarlık dünya nüfusunda hastalıklara sebep olan genetik çeşitlilikle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attı. İlk tam insan genom dizilimi oluşturuldu. DNA'mızın üzerinde genler var. Genlerin tümüne birden biz genom adını veriyoruz. Aslında insan genom projesi için çalışmalar 1990 yılında Amerika'da başladı. 2003'te proje tamamlandı ancak DNA diziliminin yalnızca %92'si oluşturulabilmişti. Projede hedeflenen DNA üzerindeki bazların dizilimlerini belirlemek, 46 kromozomumuzun üzerindeki bu genlerin nerelerde olduğunu ortaya çıkarmak, hangi hastalıkların kalıtıldığını yani nesiller boyunca izlenebileceğini belirlemek üzereydi. Bulmacanın eksik parçaları ise yeni tamamlandı. Peki bu ne anlama geliyor? Gen diziliminin %100 tamamlanması insan biyolojisinin daha iyi anlaşılmasına fırsat sunmasının yanı sıra pek çok hastalığın tedavisinde de çığır açacak. Özellikle kalp, kanser, Alzheimer gibi hastalıkların tedavisindeki başarı oranı bu proje sayesinde kat be kat yükselecek. Yani artık bir kişinin genom dizilimi yapıldığında DNA'sındaki hastalık varyantlarının hepsi belirlenebilecek ve bu kişinin doğru tedaviyi almasını sağlayacak. Kanserli bir hasta geldiğinde genomuyla ilgili dizileme yapılıp o kişiye özgü tedavi protokollerinin geliştirilmesi hem kanserin nüksünü engelleyebilecek, tedavi sırasında oluşabilecek yan etkilerinden koruyacak. Eski normal hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. 2 sene sonra bayramı bayram gibi yaşayabiliyoruz. Dünyada da durum böyle. Amerika'da önemli bir moda etkinliği vardı, Met Gala. Pandemi arası orada da sona erdi. Kıyafetler alışılageldiği gibi yine oldukça ihtişamlıydı. Gecenin en çok konuşulan ismi ise Marilyn Monroe'ya ait $5 milyon elbise ve sarı saçlarıyla kırmızı halıda boy gösteren Kim Kardashian oldu. Pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilen büyük buluşma gerçekleşti. Dünyanın en ünlü simaları New York'ta Metropolitan Müzesi'nde bir araya geldi.
Met Gala Amerika'nın en önemli moda etkinliklerinden biri. Gecenin konsepti ise yaldızlı cazibeydi. Ünlü isimler birbirinden göz kamaştırıcı ve abartılı kıyafetlerle katıldı geceye. Kırmızı halıda adeta görsel bir şölen vardı. Galanın en ilgi çeken konuklarından biri Blake Lively'di. Geceye eşi Ryan Reynolds'la birlikte katıldı. Ünlü oyuncu kıyafetiyle seyircilere sürpriz yaptı. Gecenin en çok konuşulan ismi ise Kim Kardashian oldu. Çünkü Marilyn Monroe'ya ait olan ve 5 milyon dolar değerindeki elbiseyle çıktı kırmızı halıya. Saçının yeni rengi de dikkatlerden kaçmadı. Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk da annesi Maya Musk'la birlikte katıldı geceye. Ünlüleri taklit etti, objektiflere ilginç pozlar verdi ve Musk bu pozlarla geceye damgasını vurdu. Bu haberle bir araya gidelim. Birazdan kahvaltı haberlerinde olup biteni anlatmaya devam. Bir kez daha günaydın, bir kez daha hoş geldiniz ATV ekranlarına. Kahvaltı haberlerine bayramınız da bir kez daha mübarek olsun. Üçüncü güne geldik artık. Sağlığınız yerindedir, keyfiniz yerindedir dileriz. Üçüncü gün nedeniyle trafikte yoğunlaşmaya başladı, onu söyleyelim. Son gününü evlerinde geçirmek isteyen binlerce kişi gittikleri noktalardan artık dönüş yoluna geçti. Trafikten görüntülerle başlayacağız bu bölüme de. İzleyeceğiniz görüntüler gece saatlerinde 43 ilin geçiş güzergahı olan ve kilit kavşak olarak da nitelenen Kırıkkale'den. Bölgede akşam saatleri itibariyle trafik yoğunluğu arttı. Ankara-Samsun karayolunda trafik birkaç saat içinde yoğunlaştı. Kırıkkale-Kayseri karayolundaysa trafik yoğunluğu nispeten daha azdı. İl emniyetine bağlı trafik ekipleri trafik akışının rahatlaması için kavşaklarda önlemleri artırdı. Trafikteki yoğunluğun bugün de artarak sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın ikinci gününde anlamlı bir etkinliğe katıldı. Suriyelilerin dönüşü için AFAD koordinasyonunda İdlib'de inşa edilen biriket evler Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle sahiplerine teslim edildi. 2016'dan bu yana Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelere 500 bin Suriyelinin geri döndüğünü açıkladı Cumhurbaşkanı. Şimdi de 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşü için düğmeye basıldığını söyledi. Güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Suriyelilerin gönüllü dönüşü için çalışmalar hızlandı. Yeni projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bu projeyi sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı bu projenin içinde yer alacaktır. Erdoğan kritik açıklamayı İdlib'e yapılan biriket evlerin anahtar teslim töreninde yaptı. İnşası biten evlere şu ana kadar 50 bin aile yerleştirildi. Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız. Yaşanan trajedilere sessiz kalan Batı'ya da mesajları vardı. Batılıların sergiledikleri ırkçı, ayrımcı, bencil, riyakar tutumu yüzlerine vuruyoruz. Mazlumlara bakarken biz sadece insan gördük, görüyoruz. Hiç kimsenin teninin, saçının, gözünün rengine, inancına, konuştuğu dile bakmadık, bakmıyoruz. Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi durumundayız. Erdoğan konuşmasını mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz sözleriyle noktaladı. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 6 milyon insana ulaşan yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Velhasıl tüm mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanının bayramda diplomasi trafiği de hız kesmedi. Aralarında Azerbaycan, İran, İsrail'in de bulunduğu 15 ülkenin lideriyle ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sıradaysa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin var.
siyasette gelenek bozulmadı. Genel merkezlerde bayramlaşma hareketliliği vardı. Cumhur İttifakı'nın bayramlaşmasında gündem 2023 seçimleriydi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti HDP ile bayramlaşmazken HDP daha önceki bayramlarda olduğu gibi sadece CHP'nin görüşme listesinde vardı yine. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar. Siyasette sert tartışmalara bayram molası verildi. Maskesiz mesafesiz ilk bayramda çaylar, çikolatalar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. AK Parti'de bayramlaşma CHP ile başladı, MHP ile devam etti. Cumhur İttifakı'nın bayramlaşmasına 2023 seçimleri damgasını vurdu. Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinde güzel sonuçlar olacak. AK Parti İnşallah heyeti CHP'nin ardından İYİ Parti Genel Merkezi'ne bağlandı. Böyle bir haber de gördüm. Yani İYİ Parti AK Parti ile görüşmek istemiyor yüz yüze falan diye. Dedim ya bu sosyal medya. Sosyal medya. İnşallah çoklar güzel bayramlarda bir arada oluruz. Cumhur İttifakı video konferansla muhalefetse yüz yüze bayramlaştı. İyi bayramlar efendim. Hoş geldiniz. Bayramlar. AK Parti, MHP ve İYİ Parti HDP ile bayramlaşmadı. MHP İYİ Parti'yi de bayramlaşma listesine almadı. HDP ile görüşen tek parti CHP oldu. Perspektiflerimizin çok benzer olduğunu düşünüyorum. MHP ile CHP'nin bayramlaşmasında ise konu futboldu. Trabzonspor camiasında tebrik ediyorum. Bayramda da gözümüz kulağımız terör tehdidinin sürdüğü ve Mehmetçiğin aralıksız mücadele ettiği bölgelerde Milli Savunma Bakanlığı bir klip yayınladı. O klipte vatan savunmasını bayramda da bir an olsun bırakmayan askerlerimizin nöbet yerlerinden sevdiklerine, ailelerine gönderdikleri mesajlar var. En can alıcı kısmı sonu. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel notuyla bitiyor. Burası Afrin. Afrin'den Libya'ya, burası Libya. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nden, burası Barış Pınarı Harekat Bölgesi. Yavru vatana, burası Kıbrıs. Konya, Ağrı, Yüksekova, Somali ve daha birçok farklı coğrafyada vatan için nöbet tutan Mehmetçik bayramı bu kez özel bir mesajla kutladı. Üste mavi gök çökse, altan asker denilse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Biz görevdeyiz. Biz görevdeyiz. İyi bayramlar! Bayramınız kutlu olsun! Milli Savunma Bakanlığı Ramazan Bayramı için bir video klip yayınladı. Can bedendeyse biz göklerdeyiz. Can bedendeyse biz nöbetteyiz. Can bedendeyse biz görevdeyiz. Verilen kararlılık mesajlarının dışında yerli silah ve teçhizatlara da yer verildi. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel notuyla paylaşılan klip sosyal medyada beğeni rekorları kırdı. Can bedendeyse biz görevdeyiz. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel. Dualarımız, kalplerimiz hep onlarla. Bayramın ikinci gününde de hem sınır ötesi hem de yurt içinde operasyonlar sürdü. İran kuzeyinde devam eden Pençekilit Harekatı'nda saldırı hazırlığındaki iki terörist daha öldürüldü. Operasyonun çarpıcı görüntülerini de Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. İnlerine girildi, giriliyor, başlarına yıkıldı, yıkılıyor. Komandolar karadan, F-16'lar havadan. Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. İşte bu da o anlara ait yeni bir kayıt. Güvenlik güçleri bayramın ikinci gününde hem sınır ötesi hem de yurt içinde operasyondaydı. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda saldırı hazırlığındaki iki terörist takıldı kameralara. İki teröristin öldürüldüğü o anları Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Operasyonda öldürülen terörist sayısı 63'e yükseldi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerde ciddi bir ürkme var, ciddi bir korku var, ciddi bir endişe var. Operasyonların sürdüğü bir diğer bölgede Suriye'nin kuzeyi. Geçen gün 19 teröristin öldürüldüğü Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde saldırı hazırlığındaki 3 terörist de aynı kaderi paylaştı.
Bir taraftan tabii Rusya-Ukrayna savaşı dünya gündeminin ilk sırasındaki yerini korumakta halen. Rusya lideri Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü ve Macron üzerinden Batı'yı uyardı. Ukrayna'ya silah yardımının durdurulmasını istedi. Rusya'nın diyalog kanallarını açık tuttuğunu da söylerken Ukrayna'yı tutarsızlıkla suçladı Putin. Rus lider Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü. Macron üzerinden Batı'yı uyardı. Ukrayna'ya silah desteğinin kesilmesini istedi. Ukrayna'daki durum ve küresel gıda krizinin ele alındığı görüşmeye ilişkin ilk açıklama Elize Sarayı'ndan geldi. Açıklamaya göre Macron ateşkes çağrısını yineledi. Donbas ve Mariupol'deki durumdan duyulan endişeyi dile getirdi. Kremlin'den de görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Putin, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Ukrayna'nın işlediği savaş suçlarını görmezden geldiğini öne sürdü. Batı'nın Ukrayna'ya silah desteğine son vererek vahşete son vermesi gerektiğini belirtti. Putin, Rus tarafının diyaloğa hala açık olduğunu söyledi. Rus lider Ukrayna'yı ise tutarsızlıkla suçladı. Ciddi çalışmalar için hazır değiller dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Ukrayna parlamentosuna hitap etti. You have exploded the myth of Putin's invincibility. And you've written one of the most glorious chapters in military history and in the life of your country. Rusya'nın 2014'teki Kırım işgali karşısında Batı'nın tutumunu eleştiren Johnson, aynı hatayı tekrar yapamayız diye konuştu. İngiliz Başbakan'ın konuşmasını ayakta alkışlayan Zelenski ise dünya liderlerine Rusya'ya yönelik enerji ambargosu çağrısında bulundu. Sahada ise hareketlilik vardı. Lviv kentinde üst üste patlamalar meydana geldi. Rus ordusu düzenlediği füze saldırısında iki elektrik trafo merkezini hedef aldı. Donetsk'te ise Rusya'nın vurduğu bir kömür fabrikasında 10 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma bir süredir ortalıkta yoktu. Milyarder iş insanına ilişkin son haber ortalığı karıştırdı. Çin basını Ma soyadını taşıyan bir iş insanının gözaltına alındığını yazdı. Gözaltındaki ismin milyarder iş insanı Jack Ma olduğu sanılınca teknoloji devi Alibaba'nın hisseleri bir anda %10'luk bir değer kaybı yaşadı. Gerçeğin ortaya çıkması ise uzun sürmedi ama bu arada Jack Ma'dan da hala haber yok. İsim benzerliği paniğe yol açtı. Alibaba'nın hisseleri borsada bir anda çakıldı. Şirket 25 milyar dolar değer kaybetti. E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma bir süredir ortalıkta olmamasıyla gündemdeydi. Çinli milyarderin gözlerden uzak oluşu spekülasyonları da beraberinde getirmişti. Fakat son haber ortalığı fena halde karıştırdı. Çin medyası bir teknoloji şirketinin Ma isimli sahibinin ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığını yazdı. Yaşanan isim benzerliği borsada paniğe yol açtı. Söz konusu şahsın Jack Ma zannedilmesiyle Alibaba'nın hisseleri yaklaşık %10 değer kaybetti. Yatırımcıları endişelendiren haber sonrası şirketin piyasa değeri kısa sürede 25 milyar dolar geriledi. Çin devlet televizyonunun endişeleri gidermek için gözaltındaki ismin Jack Ma olmadığını açıklamasıyla herkes rahat bir nefes aldı. 2019 yılında Alibaba'nın yönetim kurulu başkanlığından ayrılan Jack Ma ise Ocak ayından bu yana kayıplarda. Diyarbakır'da gece saatlerinde bir saldırı gerçekleşti. Kurşun yağmuruna tutulan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Detaylara da yer verelim. Olay Bağlar ilçesine bağlı Buyuran Su mahallesinde meydana geldi. Beş kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan ya da saldırganlarca tarandı. Olaydan haberdar olan sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Saldırıda yaralanan aile üyeleri hastaneye sevk edildi. Yaralılardan ikisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (Gülüyor)
Uyuşturucu ticareti yaptığı ve kara para akladığı gerekçesiyle İngiliz polisi tarafından her yerde aranan Alex Mail, Türkiye'de yakalandı. 29 yaşındaki şüpheliyi İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrolünde yanında bulundurduğu sahte belge ele verdi. İngiltere peşindeydi. Sahte kimlikle Türkiye'ye girmek istedi. Suç makinesi polisin dikkati sayesinde İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Alex Mail, 29 yaşında bir İngiliz vatandaşı. Uyuşturucu ticaret ve kara para aklamakla suçlanıyordu. İngiltere'de arananlar listesinin başındaydı. Lisbon'dan yola çıktı, İstanbul Havalimanı'na geldi. Pasaport kontrol noktasına kadar sorunsuz ilerledi. Belge ibrazında pasaportunun sahte olduğu ortaya çıktı. Polis, Mail'in havalimanından çıkışına izin vermedi. İadesi için Portekizli yetkililerle iletişime geçildi. Tekrar Portekiz'e gönderilen Mail, Lisbon Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sırada mucize bir kurtuluşun haberi var. Bayram arifesinde alkollü sürücü direksiyona geçince korku dolu anlar yaşandı. Aniden hızlanan araç valeye çarpıp yere savurdu. İşte valenin ölümden döndüğü o anlar. Motor sesini duyuyoruz. Araç direkt burada duran valemize çarpıp burada sıkıştırmış. İstanbul'da bayram arifesinde dehşeti yaşattı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Avcılar'da bir dükkana böyle daldı. Talihsiz vale aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu ama yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Dış kapıları böyle araç alkollüymüş. Hızlı süratli olarak üzerine doğru gelmiş. Avcılar'da o kazanın meydana geldiği mekan işte burasıydı. Adnan Atay bu işletmede vale olarak çalışıyordu. Bir aracın gelip gelmediğini kontrol etmek için buraya geldi. Tam sola baktığında karşıdan kendisine hızla yaklaşan bir aracı gördü. Hızlı gelmiş araç. Kaçamamış o da. İçeriye doğru yönelmişti ki araç ona çarptı ve talihsiz adamı işte buraya savurdu. Bir salise geç kalsa altında burada kalacak. Ezilecekti, altında kalacaktı. Araç talihsiz adama çarpıp böyle havaya savurdu. Yere düşünce ağır demir kapıda bir kağıt gibi üzerine düştü. Hastaneye kaldırıldığında vücudunda çok kırık vardı. İki tane kırığı var. Sağ bacak ve sol bacak kırık. Sol tarafta da kalça kırık. O kaza bayram arifesinde meydana geldi. Mekan açıktı, bayram için hazırlık yapılıyordu. Neyse ki o anda kapının önünde sadece bir kişi vardı. Ezilecekti, altında kalacaktı. Nedir? Buradan sekiyor araç demir kapılarımızdan. Öyle ki araç valeye çarptıktan sonra hemen bu yöne yöneldi. Burada bir motosiklet vardı. Motosikleti işte bu bekçi kulübesine savurdu. Mucize şekilde hayatta kalan vale hastanede ve eski sağlığına kavuşmasına daha var. Ona bu dehşeti yaşatan alkollü sürücü ise ilginçtir, serbest. Mağduruz, yetkililerin gereğini yapmasını rica ediyoruz. Yine İstanbul'da 4 genç bir araç kiralayıp boylarından büyük bir maceraya atıldılar. Çünkü 18 yaşından küçüktü hepsi. Aracı nasıl kiraladılar orası ayrı bir soru işareti. Bunu bir kenara koyup sonucu söyleyelim hemen. Tahmin etmek de zor değil aslında. Kazayla bitti tabii ki. Ve sadece kendilerine değil başkalarına da zarar verdiler. Gum diye battı buraya kadar gitti böyle. Kendimizi yerde bulduk. Ondan sonra ne olduysa oldu. Kullananlar 16-17 yaşlarında, bu mahallenin çocukları. Ehliyetsiz trafiğe çıktılar. Üstüne bir de o anları kaydettiler. Araçla kaza yapınca da arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Henüz 18 yaşında bile olmayan o 4 genç kiraladıkları araçla Gazi Osman Paşa sokaklarında camdan sarkarak sosyal medya hesaplarına video çekiyorlardı. Ölmeden önce 2 dakika bir almışlar, bir şey almışlar. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti şoför çocuk ve birden yol kenarındaki araca çarptı.
Önce bir arabaya vuruyor, arabayı ittiriyor, ondan sonra fırına dalıyor. İçeri gittikten sonra zaten ortalık karıştı. Çocuklar sonra ne oldu? Kaçtı gitti. Arabanın arka camından çıktılar, kapılar açılmıyordu zaten. Fırında maddi hasar oluştu. Camlar kırıldı, tezgah kullanılamaz hale geldi. Müşteri olmamasıysa tek teselliydi. Müşterinin yoğunluk olmadığı bir saatteydi. Yoğun olduğu saatte olsaydı katliam gibi bir şey olurdu burada. Gençlere diyecek bir şey yok. Allah ıslah etsin. Sultan Gazi'de ise iki genç ölümün eşiğinden döndü. Bir kaza değil, silahlı bir saldırıydı onları bu ince çizgiye getiren. Biri sırtından vuruldu. Ambulans beklerken annesini aradı ve son derece soğukkanlı bir şekilde olan biteni bakın nasıl anlattı. Nasıl anahtar vereyim? Sırtından vuruldum. Sırtından vuruldum anne. Husumetlisi sırtından vurdu, can havliyle annesinden yardım istedi. Şu an sakin ol, sesini çıkarma bak. Tamam. Şu an ben parktan oradayım anne. Hastane kalacak abi. Tamam. Şu an sırtından vurulmuşum anne. Gece saatleriydi. Yusuf Tekin ve Şehmus Kalkan burada parkta oturuyorlardı ve birden aralarında daha önceden husumet bulunan bir genç geldi. İsmi Mücahit'ti ve onları ateş etmeye başladı. Kurşunlardan kaçmaya çalıştılar ancak başaramadılar. İddiaya göre aralarındaki husumetin nedeni kız meselesi. Sosyal medyada başlayan atışma kavgaya döndü. Daha önce zaten bıçaklama, yaralanma olayı olmuştu. Kim yaptı? Vurulan kişiler. Büyük bir ihtimalen kız meselesi ve arkadaş arasında kavga tartışma. Yani silahlı saldırıyı gerçekleştiren genç kaybettiği böbreğinin intikamı için tetiğe bastı. Hatta bunun için kendisinin yoğun bakımdan, husumetlisinin de hapisten çıkmasını bekledi. Bir ayağı kadın yoğun bakımda kalıyor. İntikam güdü yaşıyor. Silahla sıkmaya başlıyor. Vurulan şu an kişi daha önce hapiste yatıyordu. 1,5 seneye yakın hapiste yattı. Şehmus Kalkan iddiaya göre daha önce kendilerini ateş eden genci bıçakladığı için hapiste yatmıştı. Ve bunun bir intikam meselesi olduğu için onlar görür görmez kaçmaya başladı. Şehmus Kalkan kalçasından, Yusuf Tekin ise sırtından vuruldu. Ardından burada uzanırken annesini telefonla aradı ve sırtından vurulduğunu söyledi. Sırtından vuruldum anne. Mücahit vardı ya. Geldi, arkam dönüktü. Silahla ateş etti, sırtından vuruldu. Kavgalılar diye duyduk, biz de biliyoruz yani. Vurulunca şaşırdınız mı peki? Çok şaşırdık. Annesine soğukkanlılıkla yaralandığını anlatan genç olayı da babasından gizlemesini istedi. Yok, silahla. Vallahi anne, sakin ol, sakin ol. Sinirlenme. Zanlı olaydan sonra kaçtı. Yaralı gençlerin durumuysa iyiye gidiyor. Vurulan kişinin sadece birisinin ben arkadaşımın oğlu olduğunu biliyorum. Durumu iyi herhalde. Öbür arkadaş da herhalde ameliyata alınacakmış. Herkes birbirinden şikayetçi. Ki polis arıyor, hala yakalanmamış. Kalkma ya. Kiralardaki fahiş artışlarla birlikte ev sahibi kiracı kavgası haberlerinde daha sık duyar ve duyurur olduk. Bu da onlardan biri. Sözlü başladı aralarındaki gerilim ve sonra arkamda gördüğünüz noktaya kadar geldi. Üstelik kiracısını dövmekle suçlanan isim ünlü bir futbolcunun kardeşi. Apartman dairesinde darp etmeye başladı. Burnum kırıldı çok yerimden. Sağ kulağımda ciddi bir hasar var. Ev sahibi evden çıkmasını istedi, talebi kabul görmeyince kiracısını bu hale getirdi. Evden çıkmam için tehdit ediyorlardı son 3 aydır zaten. Çıkmazsam bedelini ödetmekle tehdit ettiler. Kiracıya dayak iddiası ünlü bir futbolcunun adını da gündeme taşıdı. Kiracısını darp etmekle suçlanan isim Antalya sporlu Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'ydı. Planı 5 katlı binasını apart otele çevirmekti. O apartmanda yaşayan İlkem Cengiz'den evini boşaltmasını istedi. Ben de hani bu durumda kira sözleşmemin bana verdiği süreç neyse bu süre içerisinde çıkacağımı söyledim. Sonra işin içine tehdit girdi. İlkem Cengiz 2018 yılında Karaköy'deki bu daireyi kiraladı ve yaklaşık 4 yıldır da ev sahibiyle iddiaya göre hiçbir sorun yaşamadı. Ama son 3 aydır yine iddiaya göre ev sahibinin oğlu Şaban Sarı'nın telefon tehditlerine maruz kaldı. İkili arasında aylar süren anlaşmazlık şiddete kadar vardı. Arkadaşımla oturuyordum. Yukarıdan terastan sesler geldi. İlkem Cengiz o sesleri duyar duymaz kapının önüne çıktı ve ev sahibinin oğlu Şaban Sarı ve yanındaki bir arkadaşıyla karşılaştı. Hayırdır Şaban Bey? Bir sorun mu var diye sorduğumda burası benim mülküm sana mı soracağım şeklinde bir cevap aldım. Ben de ona problem varsa söylemesini söyledim. Onlar da İlkem Cengiz'i kapı önünde darp etmeye başladı. İlkem Cengiz'in yüzünde morluklar, burnundaysa kırıklar oluştu. Cuma günü burnumla ilgili ameliyat olmam gerekiyor. Sağ kulağımda ciddi bir hasar var. Darp raporu aldım. Kiracısını darp etmekle suçlanan Şaban Sarı ise iddiaları kabul etmedi. Söylenenlerin aksine saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu savundu. Ben onu kesinlikle rahatsız etmedim. Seni bir daha burada görmeyeceğim özel mülküm dedi, üstüme saldırdı.
Orada bir arbede çıktı. Tahliyeyle alakalı davamızı açtık. İkili arasında yaşanan süreç ev sahiplerinin kiracılarını istedikleri zaman çıkarıp çıkaramayacakları sorusunu da yeniden akıllara getirdi. Kiracı kirasını düzgün ödüyorsa kiracıyı bank sahibinin haklı sebep olmadan tahliye etmesi hukuken mümkün değildir. Bunun da süresi en fazla 10 yıldır. Yine başrollerinde bir kiracı ve ev sahibinin olduğu bir başka haber. Hikaye bu kez farklı. İşin içinde hırsızlık var. Mağdur da ev sahibi. İçindeki eşyalarla birlikte kiraya vermişti evini. Ama anahtarı teslim ettikten sonra kiracıya bir daha ulaşamadı. Dahası evdeki eşyalardan da eser yoktu. Sıvacılık, boyacılık yapıyor genelde. 20 günlüğüne kiraladığı dairedeki eşyaları spotçulara sattı, ev sahibi büyük şok yaşadı. Genelde ev üstünde kırmızı üst var, şapkayla da şu an gizlenmek için takıyor. Emirhan Bilek, Düzce Konuralp'teki eşyalı dairesini boyatmak için internetten bulduğu bir ustayla anlaştı. Usta evi 20 günlüğüne kiralamak isteyince de kabul etti. Süre dolduğunda ne kirayı alabildi ne de kiracıya ulaşabildi. Beni sürekli oyaladı. Ve daha sonrasında kamera kayıtlarına baktığımda adamın evdeki eşyaları çaldığını gördüm. Televizyon, buzdolabı, süpürge makinesi ve diğer küçük eşyalar hepsini götürmüştü. Kiracısı tarafından soyulan Emirhan Bilek, ev sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Lütfen evinize tuttuğunuz boyacıyı, sıvacıyı, kiracıyı çok iyi araştırın. Yoksa eviniz bu şekilde benimki gibi soyulur. Tam takır kuru bakır kalır eviniz sonra. Tüketiciyi doğrudan ilgilendiren ve açıkçası hepimizi ümitlendiren o haberde sıra AK Parti'nin sebze ve meyve fiyatlarındaki aşırı yükselişi engellemek için hazırladığı yeni hal yasa teklifine göre zincir marketler meyve ve sebzeyi doğrudan tarladan yani üreticisinden alamayacak artık. Bu da demektir ki istedikleri gibi fiyat belirleyemeyecekler. Bakın yeni sistem neleri içeriyor. 3 kilo un. Devlet bir daha ya keşke şunu da yapsaydık demeyecek incelikte. Kılı kırk yararak hazırlıklarını sürdürüyor. Günümüze göre güncelleme iyi bir adım olabilir ihtiyaç doğrultusunda. Hükümet kolları sıvadı. Market ve manavlarda meyve sebze fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Yeni hal yasasının fiyatları da doğrudan etkilemesi bekleniyor. Halde komisyoncu biliyorsunuz %8 kanuni kar payı vardır. Onu da üreticiden alır ve fiyatı artırıcı bir şey değildir. Halde ayrıca bir de tüccar vardır ki tüccar kendi fiyatını kendi belirler. Alıcı bulduğu sürece de istediği fiyata satabilir. Hal düzenlemesinin detayları belli olmaya başladı. Yeni yasayla birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde ikinci hal açılabilecek. Yeni düzenlemeyle altyapısı zayıf olan hallerde de bir takım iyileştirmeler yapılacak. İnşallah öyle bir şey olursa çok güzel. Yeni düzenlemeyle birlikte hallerin altyapıları güçlendirilecek. Zincir marketler ürünleri de hallerden almak zorunda olacak. Eğer herkes hallerde olursa bu işte doğru fiyat bulunur. Bu büyük market gruplarının da halden geçmesi sağlanır. Halin bir borsa görevi görürse zannediyorum yoğunluk artar. Ayrıca hallerde ürünlerin satışında bazı muafiyetler ve teşviklerin getirilmesi de gündemde. Bunlardan en dikkat çekeni ise KDV oranlarının düşürülmesi. Zincir marketler yeni düzenleme ile birlikte artık meyve ve sebzeleri doğrudan üreticisinden alamayacak. Bunun için satış noktaları yalnızca haller olacak. Böylelikle ürünlerin fiyatları da kalitesi de kontrol altında tutulabilecek. Tabii ki bizler için de herkes için de daha gayet iyi olacak. Tüm dünyayı tedirgin eden gizli hepatit vakaları bir kez daha gündemde ve bu kez durum çok daha ciddi. Çünkü bu virüs yüzünden hayatını kaybeden çocuklar var. Covid'le bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Nasıl önlem alınabileceği de tabii. Peki bu virüs nasıl kendini gösteriyor? Çocuklarımızda hangi belirtileri görürsek endişelenmeliyiz, doktora başvurmalıyız? Bakın uzmanlar neler söylüyor. 16 ülkede 170 çocuk gizemli virüse yakalandı. Dünyada yeni bir korku başladı.
İşte bu kez salgının adı gizemli hepatit. Üstelik çocuklarda görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü gizemli virüs nedeniyle en az 4 çocuğun vefat ettiğini duyurdu. Şu anda çocuklarda henüz evet suçlu budur denilen ismi konulmuş bir virüs yok. Sadece adenovirüs olabileceğinden şüpheleniyorlar bunun. Yapılan çalışmalarda 170 hastanın 74 tanesinde adenovirüs saptanmış. Gizemli virüs neyse ki henüz Türkiye'de görülmedi ama korkusu geldi. Çünkü yurt dışında görülen vakaların yaklaşık %10'unda ağır karaciğer iltihabı görüldü ve organ nakli gerekti. Uçuk virüsünden tutun da grip virüsüne kadar görülen virüsler nadir de olsa bugüne kadar zaten karaciğerde hepatit yapabiliyor idi. Bugünkü durumun farkı çocukların karaciğer nakline ihtiyaç gösterim oranının alıştığımızdan fazla olması. Endişelendiğimiz nokta 5 tip bilinen hepatitin dışındaki bu solunum yoluyla bulaşan virüsler böyle bir tabloya yol açmıyorlardı. İşte bu yüzden aileler tedirgin. Peki çocuklarında neleri gözlemlemeliler, nelere dikkat etmeliler? İşte gizemli hepatit virüsünün başlıca belirtileri. Karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma, ishal, halsizlik olur, yorgunluk olur, gözün akı dediğimiz kısımda bir sararma, ciltte kaşınmalar olur. Ailelerimiz şu konuda uyanık olsunlar. Normal bir çocuğumuzda karın ağrısı, ishal, ateş gibi yakınmalar olduğunda klasik çocukluk enfeksiyonlarıdır diye düşünüyor idiler. Bu işte ufak tefek şikayet olan çocukları doktora götürmeleri gerekecek. Bundan aylar önceydi. İstanbul'da yaşayan Sinan Demir, güzel dişlere kavuşmak için bir diş merkezinin yolunu tuttu. Kliniği de sosyal medyadan bulmuştu. Tedaviye başlandı ama yarım bırakıldı. Talihsiz adam dolandırıldığını iddia ediyor ve artık sokağa bile çıkamıyor. Işıl Açıkel ve Sebahattin Kıvır'ın özel haberi. 9 aydır dişlerinden çekiyor Sinan Demir. Güzel dişlere sahip olmak için çok araştırdı ve sosyal medyada bulduğu dişçinin yolunu tuttu. Ödeme için 25 bin lira da kredi kartından çekildi. Ancak şimdi ise tedavi için gittiği diş kliniğinin onu dolandırdığını iddia ediyor. Zirkonyum dişlerimi yaptılar. Gördüğünüz gibi oyuncak gibi küçücük dişler yaptılar ve dümdüz. Hiç çiğnemeyle alakalı hiçbir şey yok. Ve dişlerim tek tek kırılmaya başladı. Ve bunları onlara kendilerine izah ettiğim zaman o hoca kaçtı. Diğer hocanın koltuğuna oturtturdular. İkinci dişin koltuğuna. Dişlerin yamuk. Laboratuvar geldi, yamuk. Ardından kaplamaları söküp dişleri ikinci defa biraz daha kestiler. Dişlerim hepsinde iltihaplar oluştu. Konuşamıyorum. Dişlerime dokunamıyorum. Bir lokma ağzıma hiçbir şey atamadım. Ben 8 ayda tam 22 kilo zayıflamışım. Sinan Demir diş doktorunu sosyal medya üzerinden buldu. Takipçisi fazlaydı. Gitti ama umduğunu bulamadı. 9 aydır çile çekiyor ve yaklaşık 10 tane ilaç kullanıyor. 1 milyon takipçisi vardı. Sakinleştirici haplarım. Bu kullandığım ağrı kesici. Bu ağrılarımı kesmedi. En yüksek ağrı kesici kullandığım haplarım. Sinan Demir'in kendi dişleri 9 aydır yerinde ama kesildiği için utancından evinden dışarı çıkamıyor. Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettim. Sabah erkenden diş kliniğin sahibi Hakan Bey beni aradı. Telefonda bana fırça attı. Sen misin bizi şikayet eden? Sen kimsin bizi şikayet ediyorsun diye. Ben de sinirlendim. Onunla telefonda tartıştık. İddiaların odağındaki diş kliniğinin sahibi Hakan Satarsa telefonda büyük bir pişkinlikle cevap veriyor sorulara. Hastanenin sahibini arıyoruz. Sinan Bey zaten şikayetçi olmuşsun hakkınızda da tamam, bir dava açacak. Sizin avukatınız... Olabilir, hemen açayım. Efendim? Problem değil. Diş hekimi misiniz? Ben diş hekimi değilim, tamam. Diş hekimi olmadığım için hastanın ödemesi yapıldı, hasta ödemesini iade aldı gitti. Daha neyi soruyor, ben anlamadım yani ya. Nedir yani problem? Ben anlamıyorum, ısrarla hala soru. Tamam, bir kere aradık, kayıt aldık, bir aramıyoruz bir daha. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Sağ olun. Paramı geri verin kardeşim diyorum. Zar zor kavga, gürültü, yine böyle polis yaka yakaya geldi, polisi aradılar falan filan. En son bana 15 bin lira para iade ettiler. Zorla. Sinan Demir adalet önünde hakkını arıyor şimdi. Mahkemeye verdim. 500 bin lira manevi tazminat, 100 bin lira da maddi tazminat davası açtım kendilerine.
Tıp dünyasından çığır açacak bir gelişmenin haberi var sırada. Bilim insanları bu kez insan gen haritasının tamamını çıkarmayı başardı. Bu kez diyorum çünkü daha önce de bununla ilgili birçok çalışma yapıldı ama ilk defa bu kadar başarılı bir sonuç alındı. Asıl haber bunun ne işe yarayacağı tabii. Şöyle özetleyelim. Bu haritanın %100 çıkarılabilmesi demek, tedavisi zor olan birçok hastalığa da çare bulunması demek. İnsan hastalıklarının tümüne bence bir ışık olacak. Bilim insanları yaklaşık 8 milyarlık dünya nüfusunda hastalıklara sebep olan genetik çeşitlilikle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attı. İlk tam insan genom dizilimi oluşturuldu. DNA'mızın üzerinde genler var. Genlerin tümüne birden biz genom adını veriyoruz. Aslında insan genom projesi için çalışmalar 1990 yılında Amerika'da başladı. 2003'te proje tamamlandı ancak DNA diziliminin yalnızca %92'si oluşturulabilmişti. Projede hedeflenen DNA üzerindeki bazların dizilimlerini belirlemek, 46 kromozomumuzun üzerindeki bu genlerin nerelerde olduğunu ortaya çıkarmak, hangi hastalıkların kalıtıldığını yani nesiller boyunca izlenebileceğini belirlemek üzereydi. Bulmacanın eksik parçaları ise yeni tamamlandı. Peki bu ne anlama geliyor? Gen diziliminin %100 tamamlanması insan biyolojisinin daha iyi anlaşılmasına fırsat sunmasının yanı sıra pek çok hastalığın tedavisinde de çığır açacak. Özellikle kalp, kanser, Alzheimer gibi hastalıkların tedavisindeki başarı oranı bu proje sayesinde kat be kat yükselecek. Yani artık bir kişinin genom dizilimi yapıldığında DNA'sındaki hastalık varyantlarının hepsi belirlenebilecek ve bu kişinin doğru tedaviyi almasını sağlayacak. Kanserli bir hasta geldiğinde genomuyla ilgili dizileme yapılıp o kişiye özgü tedavi protokollerinin geliştirilmesi hem kanserin nüksünü engelleyebilecek, tedavi sırasında oluşabilecek yan etkilerinden koruyacak. Mega kentlerde hayatta kalmak zaten yeterince zor bildiğiniz gibi. Bir de görme engellilerin mücadele ettiği zorlukları düşünün. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz akıllı gözlük o dezavantajların neredeyse tamamını ortadan kaldırıyor. Yani görmemek artık bağımsız bir hayat yaşamaya engel değil. I'm a bit of a kid in a candy store. I love my gadgets and I love being independent. Görmez bireyler için bağımsız bir yaşam artık hayal değil. Chicken and pumpkin soup. Körlüğe çare başlığıyla manşetleri süsleyen akıllı gözlük sağladıklarıyla imkansızı başarıyor denebilir. 1541 Sprinter, Amsterdam Central. Dokunmatik yüzeyine çift tıkladığınızda çevrenize dair sıcaklık, saat, tarih ve internet gibi genel bilgileri veriyor. What Envision Glasses essentially does is just takes in all the visual information that's around you, tries to process that information and then speaks that out to the user. Aralarında Google'ın da olduğu farklı şirketler geçmişte benzer uygulamayı geliştirmenin peşine düştü aslında. İlk örneklerin ortak özelliği arama, mesajlaşma ve fotoğraf çekmeydi. Gözlüğün farkı ise etrafa telefon doğrultmak zorunda olmamanız. Then I do a one finger swipe to go through the different options in the glasses. 60 dilde el yazısını bile deşifre edip çevirebilen gözlük, görme engellilerin hem gözü hem de tercümanı. Deneyenler şehirde dolaşmanın ve çevreyi keşfetmenin çok daha kolay olduğu konusunda hemfikir. Yolunuzu bulmakta zorlandığınız anda yakınlarınızı görüntülü olarak arayıp ne yapmanız gerektiği konusunda yardım alabiliyorsunuz. Sosyal çevrenizin fotoğrafını yükleyerek onları tanımanızı sağlaması da hayatı kolaylaştıran özelliklerden en dikkat çekeni. Sistem işbirlikleri sayesinde 100 farklı banknotu da ilk görüşte tanıyabiliyor. Devrimsel buluşun fiyatı ise $3,500. Pakistan Ramazan bayramını diğer ülkelerden bir gün sonra kutladı. On binler bayram namazında bir aradaydı. Bu Ramazan bayramında Çin yönetiminin geri adım atmasıyla Doğu Türkistan'daki 6 yıllık hasrette sona erdi. Binlerce Uygur Türk'ü bayram namazını camide kılabildi. Pakistan Ramazan bayramını bir gün geç kutladı. On binlerce kişi bayram namazında bir araya geldi. Karaçi'deki namazgah meydanı tıklım tıklım doluydu. Huşu içinde kılındı namaz. Sonrasında ise bayramlaşma vardı.
Doğu Türkistan'da ise büyük coşku vardı. Çünkü uluslararası baskı sonuç verdi, Çin yönetimi bu yıl yasakları esnetti. Müslümanlar 6 yıl aradan sonra bayram namazında buluştu. Uygur Türkleri namaz sonrası cami önünde sema gösterisi yaptı. Bu görüntüde İngiltere'den, Championship ekiplerinden Blackburn Rovers stadının kapılarını bayram namazı için Müslümanlara açtı. Yaklaşık 1000 kişi namazı Ewood Park stadının çimleri üzerinde kıldı. ...38 sene sonra gelen o büyük zaferin, o özel şampiyonluğun elbette kutlamaları da özel ve bir o kadar da Trabzon'a, Trabzonspor taraftarına yakışır olmalıydı. Öyle de oldu. Arkamda izliyorsunuz. Dünya bu görüntüleri konuşuyor. Trabzon'da meydanı dolduran kalabalık şampiyonluk gecesinde tekno müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Ortaya çıkan görsel şölen dünyada paylaşım rekorları kırıyor. Şampiyonluk eğlencesi tekno konserine döndü, tüm dünya Trabzon'u konuştu. Trabzonspor bitime 3 hafta kala Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. Bordo Mavililer 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı. Şehirde adım atacak yer kalmadı. Herkes sokaklardaydı. Ortaya çok renkli görüntüler çıktı. On binlerce kişinin katıldığı etkinlikte kimsenin burnu bile kanamadı. Milyonlarca dolara organize edilen tekno konserlerini aratmayan şampiyonluk kutlaması tüm dünyada büyük beğeni topladı. FIFA bile sosyal medya hesabından teknolu şampiyonluk kutlamasını paylaştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan tekno severler Trabzon'da sık sık tekno organizasyonlarının düzenlenmesini istedi. Bayramın 3. gününe geldik. Çocuklar artık bayram harçlıklarını topladı. Peki nereye gidecekler ve paralarını nasıl değerlendirecekler? Arkadaşlarımız dışarı çıktı, miniklerin İstanbul'da keyifli vakit geçirebileceği yerleri gezdi. İyi fikir değildi. Bayramda çocukların en eğlenceli yerler peşindeyiz ve tabii ki akla ilk gelen yerlerden birindeyiz. Neredeyiz? Teknopark. Onlarla birlikte eğlenme zamanı. Burada ne yapacağız? Eğleneceğiz. İşte ya böyle suyun altında ıslanıyorsunuz ya da... Nefes keseni bilebilirler. Burada adalet kulesi var, onu bilebilirler. Adalet kulesi çok korkunç ama gerçekten bulma park çok eğlenceli. Herkese gelmesini tavsiye ederim. Gerçekten çocuklarla çok eğlendik. Bayram işte onlarla daha da güzel. Nasıldı? Her yer ıslandı. Evet. Çok güzeldi, çok eğlendik. Parklara da gidebilirler eğlenmek için bayramlar. Çocuklar için macera dolu bir yer burası. Şimdi Mehmet önümüzdeki bu parkuru geçecek. Buraya geldim buraya. Zıplamaya. Zorlu şeyleri geçecekler, bir de tramvayında zıplayacaklar. Biraz da ruhu hala çocuk olanlar için eğlenceli bir aktivite göstereceğiz. Devireceğim arkadaşı. Hazır mısın? Hazırım. Bu kadar eğlenceli yerin fiyatı nedir? Saatine göre değişiyor. Saatlik fiyatıysa 100 liradan başlıyor. Değişik şeyler var.
Şimdi ise İllüzyon Müzesi'nde sıra ama burada öyle sabit bir şekilde dolaşmayacaksınız. Başınızın dönmesine hazır mısınız? Başınızın dönmesine hazır mısınız diye sormuştum. Ben hiç hazır değilim ama başım çok dönüyor. Bakın burası aslında siz düz bir yol olarak görüyorsunuz ama can düşeceğim. Burası bir tünel ve sanki dönüyormuşsunuz hissini barındırıyor. Peki Hümeyra, oranın bedeli ne kadar diye soracaksanız çocuklar için 79 lira, yetişkinler içinse 99 lira. Yurdumuzun her kenti, her köşesi bir başka güzel ama bayram deyince baklava, baklava deyince de Gaziantep gelir hemen aklımıza. Üstelik sadece baklavası da değil tabii, bin bir çeşit lezzetiyle dünyayı kıskandıran mutfağı, el emeği, göz nuru, bakırları, mis gibi kokan baharatçılarıyla Gaziantep mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Henüz göremediyseniz sıradaki görüntülerin ardından gitmiş kadar olacaksınız. Bu normal baklavamız. Gaziantep'in vazgeçilmez tatlılarından bir tanesi. Klasik baklavamız. Evet, klasik baklavamız. Diğerleri? Diğerleri burma kadayıf. Midye baklava. Havuç dilimi. Dolama. Şöbiyet. O nefis baklavaları yapmak için işin mutfağındayız. Önce tabii hamuru mu karacağız? Neler evet, kullanacağız? İlk başta un, tuz, yumurta. Yani baklavada klasik olanlardan bir tanesi bunlar. Baklavasının sırrını paylaşalım. Niye bu kadar lezzetli? Çünkü hem malzemesi hem de işin içine sevgi katıyorlar. Bakın imalathanedeyim. Ustalar türkülerle bu hamurları açıyorlar. Selam sesli gel yanıma gül tatlı. Çifte telli çalıyor. Kalkın da oynayalım. Bizim sırrımız emek. Evde yapacaklar kaç kat hamur açmalı? Yaklaşık 12-13 kat açmaları lazım. Ve evde çok ince olması lazım hamurunun. Şöyle elli görünmesi lazım. El sallıyorum, görünüyor mu Gökhan? Hamuru yaptık, una bulandık. Kameramız, mikrofonumuz, üstümüz, başımız sırada. Ne var? Şimdi tepsinin ilk katını atıyoruz. Mesela bu 20 kat boyunca şimdi baklava hamurunu döşeyeceğiz. 20 kaymağı dediğimiz özel bir kaymak. Fıstığımız ilk hasat fıstıklardan. Gaziantep'in en özel fıstıklarından bir tanesi. Baklavalık fıstıklarımız dediğimiz. Şimdi bunu yavaş yavaş tepsimize yayarak eşit halinde dökmemiz lazım. Pişti, şimdi benim için en keyifli zamanı çünkü tadacağız. Şimdi baklavanın en önemli sırlarından bir tanesi çıtırdaması. Şu an... Gerçekten mikrofonda duyduk o çıtırdamayı. Şimdi baklavayı bildiğiniz üzere bunu ters yememiz lazım. Evet. Size çıtırdama sesi ne kadar geldi bilmiyorum ama gerçekten ben o çıtırdamayı hissettim. Ellerine evet, sağlık. Afiyet olsun. Gelince mutlaka görülmesi gereken yerlerden birinde meşhur Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Bir yandan işte bakırı dövüyorlar, işliyorlar. Diğer yanda da tezgahlarda satıyorlar. Peki neler var burada? Beraber gezmeye başlayalım. Buradaki ürünlerimiz zaten Antep'e özel ürünler. Aslan figürleri, at figürleri daha çok gidiyor. Bu da elimde gördüğünüz gibi Adalet Temiz heykeli. Genellikle tablo alıyorlar. Kişiye özel tasarım olduğu için. Fiyatlarımız da 200 lira arası, 700 lira arası değişiyor. Şaha kalkan bir at aldım. Şu anda çok zarif konuşuyorum ama Anteplice konuşmaya geçeyim mi? Geçin tabii geçtim. Ki. Bunu alana kadar alnımın damarı çatladı. Bahşirettim, bahşire. Çok ne demek o? Bahşire demek, pazarlık demektir.
Ne kadardı, ne kadar aldınız bağışı? 200'lü 175 aldık. Gelenler bağışı etmeyi unutmayın esnafla. Sıkı pazarlık var. Sana. Çok bol kazançlar versin. Anteplinin usulüdür bu. İlla pazarlık yaparız. Sıkı bir pazarlık yaparız. Bunun fiyatı 350 lira. Bu 2 litre yoğurt alır. 2 litrelik. Bunda kuru fasulye yapabilirsin. Pilav yapabilirsin. Yoğurt mayalayabilirsiniz. Tadı başka olur. Tabii. Bakır İmmir'de tadı çelik olan vermez. Bakır lezzetli, sarı ve şifalıdır. Hayır. Neler var başka peki? Efendim küçük havanlarımız var. Kahve takımlarımız var. Ondan sonra şöyle cezvelerimiz var. Cezve önemli. Cezveler ne kadar? Cezvenin fiyatları 30 liradan başlıyor. Şu anda bakırın ilk geldikten sonra çekişleme yapıyoruz. Sonra da çerezlik olarak yapılacak, bitecek bu iş. Çerezlik olacak. Ne kadar zamanda yapılıyor? Yani 15-20 dakikada yapıyoruz bunu. Ne kadar satıyorsunuz? 40 lira. Çarşıda çeşit çeşit işlemeli bakırlar da var ve bunların da bir hikayesi var. Bakırlar burada yapılıyor ama işlemesi için Erzincan'a gönderiliyor. Erzincanlılar işte böyle nakış nakış işledikten sonra yeniden Gaziantep tezgahlarına geliyorlar. Fiyatları nasıl peki? Bu şekerlikler 150 lira. Çok şık demlikler de var. Onların da fiyatı 600 lirayı buluyor. Nerelisiniz? Gaziantep'liyiz. Hazır size rastlamışken buraya gelenler ne alsın mutlaka? Burada ne varsa alsınlar. İstanbul, Ankara, bilinmeyen yerler, Batı, Doğu'da zaten her şey var. Şu güzelliğe bak abla. Bakırcılar çarşısında Antep'in meşhur baharatları, kurutulmuş sebzeleri de var. Hem fiyatları öğreneyim hem neler var? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Patlıcan, biber, kabak, acur vesaire, pul biber, isot, sumak, kahve, karabiber, Antep'e has karışık baharat. Yani en bayi çeşit ürünlerimiz var. Patlıcan 40 lira, 45 lira. Isot 50 liradan başlıyor, 70-80. Yemeni deriz biz bunlara. Bunların hem imalatını yapıyoruz hem satışını yapıyoruz. Bir de doğal deriden kullanıyoruz bunları. Ham deri bunlar. Ayak sağlığı için uygundur. Tamamen boyasız. Ayak yanması vesaire gibi hastalıklara, ayak hastalıklarına iyi gelir yani. Evde mi giyiliyor, dışarıda mı? Şöyle, evde de giyebilirsiniz. Kışın ev içinde giyiyorlar. Yazın da genelde dışarıda sıcak havalarda kullanıyorlar. Fiyatlar nedir? Yani 100 ile 200 arasında. Antep'i gezdiniz, Bakırcılar Çarşısı'nda alışverişini yaptınız, sırada. Gaziantep'in meşhur kahvesinde sıra. Menengiç kahvesi yağlı bir kahvedir. Fıstığın yabani halidir. Normal bakır cezvede yapıyoruz. Bir tatlı, bir kişi için söylüyorum, bir tatlı kaşığı için. Menengiç kahvesi. Yine bir kişi için bir fincan yarım yağlı süt. Sonra tamamen soğukken karıştırıyoruz ki sütle menengiç özleşsin. Ondan sonra kısık ateşte bir 2-3 dakika kaynaktan sonra müşterimize ikram ediyoruz. Biraz sıcak ama tadına bakacağım. Gerçekten lokum gibi bir tadı var. Çok lezzetli, yumuşacık da özellikle kahve sevenler için birebir diyelim. Mutlaka gelmişken deneyin. Ankara'nın Mobil Pati kuaförüne getireceğiz sizi şimdi. Mobil Pati randevu sistemiyle çalışıyor. Kararlaştırılan gün ve saatte de verilen adrese geliyor. Hayvanlar anesteziye ihtiyaç duyulmadan hem yıkanıyor hem de tıraş ediliyor. Hadi banyo zamanı, hadi. Gel. Aferin sana. Önce yıkıyor, sonra kurutuyor. Arada oyunda oynuyor. Mobil pet kuaförü Berk Batum kendi deyimiyle dünyanın en eğlenceli mesleğini yapıyor. Acayip eğlenceli bir iş. Süper eğlenceli. Can dostlarımız kedi ve köpekler için Ankara'da mobil kuaför hizmeti verilmeye başlandı. Erza gibi tüylü dostlarımızın tüylerini kısaltmak, hatta yıkamak için evinize kadar çağırabiliyorsunuz. Arıyorlar, bir hafta iki hafta önceden randevularını alıyorlar. Sözleştiğimiz saatte ve günde yanlarına girip tıraşını, banyosunu yapıyorum. Kediler mi daha sakin, köpekler mi? Köpekler. Hiçbir şekilde anestezi uygulamadan tıraş ve banyo. Başka hiçbir işlem yok. Beni ısırmalarına izin veriyorum, o yüzden ısırmıyorlar. Yıkama işlemimiz bitti, kurulamaya geçiyoruz. Aynen, şimdi biraz ıslanacağız, hazırsanız. Mobil pati kuaförüne ilgi yoğun. Ben anestezi yapmıyorum hiçbir şekilde. Onu nasıl kesebilir misiniz?
Fırtına oluyor da. Burada sakin olur, merak etme sen. En fazla beni döver belki. O kadar, fazla bir şey olmaz. Anestezili mi? Ama durmaz ki benim kedim. Mümkün değil, tırnağını bile kestiremiyorum. Erza yıkandı, kurulanıyor uslu uslu. Aynen. Evde yıkamaya çalışıyorum arada kışın falan. Ağlıyor, apartmanı ayağa kaldırıyor. Kurutma olayında hele çok agresif yani, ağlıyor cidden. Ama şu an ben de şaşırdım, evet. Kapıya kadar gelen tıraş ve yıkama hizmeti ise 200 lira. Güney Kore'den sıra dışı bir kurtarma öyküsüyle devam edeceğiz. Yavru bir kedi park halindeki bir otomobilin içine girdi. Öyle bir yere saklandı ki ne sürücü bulabildi onu ne de tamirci. Bakın küçük yaramazın yeri nasıl tespit edildi. Yaramaz kedi arabanın motoruna saklandı. Onu saklandığı yerden çıkarmak epey zor oldu. Yer Güney Kore. Trafikte ilerleyen kadın sürücü yola fırlayan yavru kediyi fark etti ve onu aracına aldı. İlginç olaylar zincirde işte o zaman başladı. Kadın bir anlığına yola dikkatini verdi, başını çevirdiğinde ise kedi içeride yoktu. Kadın arabanın her köşesini arasa da kediyi bir türlü bulamadı. Son çare tamircinin yolunu tuttu. Tamirci de aracın her yerini didik didik aradı. Hatta motor kısmını endoskopide kullanılan bir mikro kamerayla inceledi ama kediden eser yoktu. Aracın içine kameralar kuruldu ve kedinin ortaya çıkması için bekleyiş başladı. Önce pedalların bulunduğu yerde bir pati, sonra yavru kedinin tamamı göründü. Kedi arabanın içinde oyun oynadı, bir güzel eğlenip yalnızlığın tadını çıkardı ama izlendiğinin farkında değildi. Tamirci gün ağardığında kediyi bulmak için bir kez daha harekete geçti. Hava tabancasıyla onu huzursuz edip dışarı çıkmasını sağladı. Yavru kedi veterinere götürüldü ve kaburgalarından birinin kırık olduğu ortaya çıktı. Aracın sahibi kediyi bırakmayıp sahiplendi. Yani sevimli yaramazın artık sıcak bir yuvası var. Eski normale yavaş yavaş dönüyoruz. 2 yıl sonra bayramı bayram gibi yaşayabiliyoruz. Dünyada da durum böyle. Amerika'da önemli bir moda etkinliği vardı, Met Gala. Pandemi arası orada da sona erdi. Kıyafetler alışılageldi gibi yine oldukça ihtişamlıydı. Gecenin en çok konuşulan ismi Marilyn Monroe'ya ait 5 milyon dolarlık elbise ve sarı saçlarıyla kırmızı halıda boy gösteren Kim Kardashian oldu. Pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilen büyük buluşma gerçekleşti. Dünyanın en ünlü simaları New York'ta Metropolitan Müzesi'nde bir araya geldi. Met Gala Amerika'nın en önemli moda etkinliklerinden biri. Gecenin konsepti ise yaldızlı cazibeydi. Ünlü isimler birbirinden göz kamaştırıcı ve abartılı kıyafetlerle katıldı geceye. Kırmızı halıda adeta görsel bir şölen vardı. Galanın en ilgi çeken konuklarından biri Blake Lively'di. Geceye eşi Ryan Reynolds'la birlikte katıldı. Ünlü oyuncu kıyafetiyle seyircilere sürpriz yaptı. Gecenin en çok konuşulan ismi ise Kim Kardashian oldu. Çünkü Marilyn Monroe'ya ait olan ve 5 milyon dolar değerindeki elbiseyle çıktı kırmızı halıya. Saçının yeni rengi de dikkatlerden kaçmadı. Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk da annesi Maya Musk'la birlikte katıldı geceye. Ünlüleri taklit etti, objektiflere ilginç pozlar verdi ve Musk bu pozlarla geceye damgasını vurdu. Kayak sporu malum zaten denge konusunda yetenekli olmayı gerektiren bir spor. Peki piste bir jonglör çıkarsa ne olur? Bakın nasıl görüntüler geçti kayda.
Şimdi kahvaltı haberlerine bir ara verelim. Reklamın ardından biz de süremizin sonuna geldik. Hepinize güzel bir bayram günü daha diliyoruz. Yarın sabah tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.